İstanbul Küçükçekmece'de bulunan katı atık aktarma merkezinden vatandaşlar şikayetçi. Çünkü çevreye yayılan kötü koku sebebiyle pencere açamaz hale geldiklerini söylüyor çevre sakinleri ve çözüm bekliyorlar. Mücahit Topçu ve Caner Emre Kınacı'nın haberi geliyor ekranlarınıza. Acı bir koku, iğrenç bir koku. Nefes alamıyoruz. Çok rahatsız ediyor bizi. Vatandaş şikayetçi, hem kötü kokudan hem de onlarca aracın gürültüsünden. Araçların bir de böyle bip 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 sesleri var. Ses, gürültü ve koku gerçekten çok rahatsız edici. Gürültü de ayrıca gece rahatsız ediyor, uyku sorunu yaratıyor. Araçlar giriyor, araçlar çıkıyor. Günde yüzlerce çöp arabasının giriş çıkış yaptığı Halkalı Katı Atık Aktarma Merkezi'nden çevreye yayılan kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor. Ben bu yaşa kadar böyle bir koku duymadım yani. Genzimizi bile yakıyor. Küçükçekmece'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık aktarma merkezi 35 bin metrekarelik bir alana sahip. Kurulduğunda çevresinde yerleşim yeri yoktu. 1995 yılında kurulan tesis artık Halkalı'nın merkezinde kaldı. Çevresinde ise binlerce kişinin yaşadığı siteler inşa edildi. Burada binlerce insan yaşıyor. Mutlaka kaldırılması lazım. Şehrin göbeğinde böyle bir şey olur mu ya? Havuza gidemiyoruz sitenin içinde mesela. Dışarı çıkamıyoruz. Orada oyun parkları var. Çocuklar oynayamıyor. Çok kötü. Kötü kokudan dolayı camı pencereyi açamadıklarını belirten çevre sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor. Kokunun çok geldiği odada durmuyoruz da diğer arka odada daha çok vakit geçiriyoruz mecburen. Hastanelerin ve okulların bulunduğu bölgeden geçen çöp kamyonları hem trafik yoğunluğu oluşturuyor hem de tehlike yaratıyor.